Bu virüse karşı kendimizi korumak ve başkalarının da korunmasına yardımcı olmak. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'daki bugüne kadar yaşanan koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin toplam sayısına dair bilgiler verdi. Koronavirüsten vefat eden hastalarımız maalesef var. Yani bu vesileyle ben hepsine rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Sayısal olarak 8'i buldu. Maalesef var. Gerçi bunların iki tanesi dışarıda gerçekleşen bir hadise. Nüfus kayıtları bizde olduğu için ve bizde medfun oldukları için bize yazıldı ama sonuçta bizde de elbette ki kaybettiğimiz vatandaşlarımız maalesef var. Vali Ahmet Ümit, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde bulunan bir okulda inceleme gezisi gerçekleştirdikten sonra yaptığı basın açıklamasında ildeki yeni tip koronavirüs vakaları hakkında değerlendirmede bulundu. Vali Ahmet Ümit, kontrollü sosyal hayatın devam ettiğini, genç yaşlı herkesin kurallara uymaya gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı. Koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında dikkat edilmesi gereken kurallar olduğuna da dikkat çekti. Vakalar var, yani vaka tespitleri, pozitif vaka tespitleri var ama hepsi kontrol altında. Bakanlığımız da bunları her gün günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Bize düşen esas itibariyle bu virüse karşı kendimizi korumak ve başkalarının da korunmasına yardımcı olmak. Türkiye genelinde alınan kurallar çerçevesinde ve tedbirler çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Vali Ahmet Ümit, kontrollü sosyal hayatın devam ettiğini de ifade etti. İller arasında akışkanlık yoktu. Yani illerde insanlar il sınırlarını terk edemiyordu ya da kontrolü terk ediyordu. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren başlayan bir normalleşme süreci var. Genel olarak %99 belki %100 diyebileceğimiz seviyede her şey normale döndü. Ama bunun özeti kontrollü sosyal hayat şeklinde normale döndü. Kontrollü sosyal hayat devam ediyor. Kısacası hayatımızı kontrol altına tutmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede maske, mesafe ve hijyen kurallarından sık sık bahsediyoruz. Bolu Valisi Ahmet Ümit, mümkün olduğunca kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini de söyledi. Mümkün olduğunca insanlar, vatandaşlarımız zor durumda kalmadıkça, mecbur olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Efendim bu yaz gününde evde mi mahkum olacağız? Hayır, öyle değil ama yani mümkün olduğunca kalabalıktan uzak şekilde kendi bahçenizde, kendi işinizde, kendi evlerinde olmaları çok önemli. Çünkü sağlık yoksa hiçbir şey yok. Sağlığı elde tutmamız gerekiyor. Benim vatandaşlarımdan istirhamım, bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti inşallah hep birlikte sürdürelim, devam edelim. Ne zamana kadar? Bu problemi hep birlikte başımızdan atıncaya kadar inşallah sürdürelim. Bakınız, okullarımız boş kaldı. Camilerimiz bir süre boş kaldı. Sokaklarımız bir süre boş kaldı. Yani bunları hiç kimse istemiyor. Sebep ne? Sağlık. Yani sağlık olmazsa olmaz şartımız. Sağlıklı olabilmemiz için hayatımızı kontrol altında tutmaya lütfen devam edelim. Ama korkulacak bir durum yok. Panik yapmaya gerek yok. Fakat rehavete girmeye de hakkımız yok. Yani rehavetten uzak, panikten uzak, tedbirlere devam. Vali Ahmet Ümit açıklamasının sonunda ilimizde koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin bilgi verdi. Koronavirüsten vefat eden hastalarımız maalesef var. Yani bu vesileyle ben hepsine rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Sayısal olarak 8'i buldu. Maalesef var. Gerçi bunların iki tanesi dışarıda gerçekleşen bir hadise. Nüfus kayıtları bizde olduğu için ve bizde medfun oldukları için bize yazıldı ama sonuçta bizde de elbette ki kaybettiğimiz vatandaşlarımız maalesef var. Zaten bütün çabamız da işte bu mümkün olduğunca vefatların önüne geçmektir.